Işığımız da yandı. Günaydınlar. 2 Aralık 2019, 2019'un son ayının ilk pazartesi. Evet. Zincirleme isim tamlaması yaptım. Evet. Biraz yorgun da Aysin. Son aya girdiğimizi öyle bir yılın mesai bitiyor olduğunu birden. Bir de hafta sonu feci bir haritacılık çalışması yaptık. Çok şey kaçırdınız. Umarız ürünlerimizi kaçırmazsınız. Cumartesi günü Kiremithane Mahallesi'ni gezmiştik. Pazar günü de Kiremithane Mahallesi'ni gezerken gördüklerimizi nasıl haritalandıracağımızı konuştuk, çalıştık. Ve umarım 2020'nin başında belki de Mersin'in ilk küçük, yani büyük ölçekte, küçük alanlı bir yürüyüş haritasını birlikte yapmış olacağız. Umarız güzel bir çalışmaydı. Ben her ne kadar yarım katıla değilsem de gerçekten eğlenceli ve öğreticiydi. Bir de yani o şeyi verdikleri araç sayesinde ben çok çok şey yapabiliriz. Seni biraz baykuştan bu tarafa daha alsak mı? Baykuşu alsak. Görüntü yönetmenimiz Aysun Koç Aydoğan. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Yani. Tamam. Evet. Peki. Bakalım. Evet, güzel bir hafta sonuydu. Güzel de bir hafta başı. İyi haftalar herkese ve tabii ki geçen haftalarda konuştuğumuz ve bundan sonra da epey bir konuşacak olduğumuz ister istemez, görür görmez logo tartışmasıyla başlayalım diye düşünüyorum. Ne dersin? İki tantini bir ayrana yapılmış yeni logomuz. Ve tabii şeyde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 4. birleşiminde konuşulmuş bu konu. Ve belediye başkanı Vahap Seçer şöyle bir açıklama yapmış tasarımla ilgili. Mersin'in M'si dedik, sonsuzluk işaretinden geliyor. Değişimi, dönüşümü, güneşin rengini, denizin mavisini, torosların karlarını ifade ettiğini belirttik. Hiçbir taraftan çalıntı değil. Hırsız gibi bir halimiz var mı? Buna intihal denir. Müthiş bir ramp yaratıyormuşuz diye devam eden sözleri var. Şimdi tekrar mecliste görüşülecek logo konusu ama kendisi şunu söylüyor. Hani daha önce böyle bir çalışma yapılacağını zaten iletmiştik herkese. İletmemiş değiliz diyor. Yeni logonun sayılır orada olsun diyelim mi o zaman? Ben ilk hatırlıyorsun ilk gördüğümde acaba kendine şahsi logo mu yaptı diye konuşmuştuk. Çünkü eğer bu bir kurumsal bir kentin logosuysa elbette hani bir reklamcının şey ne olursa olsun bir iki tantuniye mi gider yanında şalgam mı içer bilemiyoruz ama mevzu zaten ilk öncelikli mevzu bu kadar kolektif bu kadar yani 1 milyondan fazla kişi ilgilendiren bir değişiklikle ilgili bu muhataplarının fikrine hiç danışılmamış olması. Bunun örneklerini daha önce de görmüştük. Bilmem hatırlar mısınız? Hitit Güneşi vardı. Bu ülkenin başkentinin logosu. Sonra minareli Atakuleli bir şey olmuştu. O zaman neden onu eleştirdiysek şimdi bunu da eleştirme hakkımız saklı haliyle. Böyle bir belediye başkanları yönettikleri kentte sonradan hatırlanmak için başka metotları da var. Kimse Halil Kuriş'i Tulumba Köprüsü'yle hatırlamıyor ya da inşallah hatırlamıyordur. Ama bir de iki tantune bir ayran. Selim oradan geçme. geç. İki tantune bir ayran. Gerçekten iki tantune bir ayrana yapıldıysa bana inandırıcı gelmedi. Hani muhtemelen başka bir sürü işin içinde bunu böyle bir hediye olarak yapıldıysa iki tantune bir ayrana yapılmıştır. Eğer ayranlık bir durum varsa büyük bir emek hırsızlığıdır. O da ayrı bir soru. Nereden bakarsanız olmuyor. İki tantuni bir ayran. Ben şunu düşünüyorum. Acaba tantuni yeme şansı çok fazla olmayan, şehirde yaşamayan birisi logoyu yapmış olabilir mi? Hani evet. Keşke burada, yani tabii böyle mi bilmiyoruz ama bu burada olan, burada nefes alan gençlerden, tasarımcılardan pek çok kişinin katılabileceği bir logo yarışması hala benim bu organizasyonlarda. Sen dedektiflik yapıyorsun. Diyorsun ki bu logoyu kim yaptı? Bir, bu vejetaryen değil.
İki. İkincisi de Mersinli değil. Olmayabilir. Hani iki tantuni bir ayrılır yani. Bir Mersinli, hani bir Mersinli reklamcıyı, tasarımcıyı iki tantuni bir ayrına kandıramaz. Evet. En fazla iki tantuni bir ayran, bir künefe. Ondan sonra ya da bir balık lokantasında, bir kebapçıda, o meşhur belediye başkanlarının çok sevdiği lokanta restoranların birinde bir yemek olabilir. Ama İki Mersinli bir tasarımcı iki tantın bir ayrana virgül bile çizmez. Ki haklıdır da. Dolayısıyla iyi bir takip yürüttüğümü düşünüyorum. Yani iki tantuni bir ayrana kim yediği bilmiyoruz ama bu logonun iki tantuni bir ayrana yapıldığını biz yemedik şahsen. Ben yemedim. Yeni şehirler bisiklet yoluna kavuşmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu yani şimdi geçen hafta da konuştuk, sonra oranın tasarımcısı da özelden serzenişte bulundu. Yani bisiklet yolu dediğimiz hikaye böyle hiçbir yerden gelip hiçbir yere gitmemekte olan, ya bisiklet yol adacıklarından bahsetmiyoruz. İnsanların gündelik hayatında kullanabilecekleri bir yerden bir yere gitmek için kullandıkları yollara bisiklet yolu diyoruz. Yani üzerinde bisiklet şekli olan belli renklere boyanmış yollara bisiklet yolu deniyor olması bu kentin bisiklet dostu olmasına yetmeyecektir. Mezitli'de daha önce eleştirdiğimiz şeyi şimdi de Yenişehir'de görüyoruz. Üzülüyoruz. Evet. Ya da niye üzülelim canım? Yani. Aklıma ne geldi biliyor musun? Hani niye deniz ulaşımı yok diye bir zamanlar ilk programlarda konuşmuştum. Sen de bana git çarşıda var dolap beygiri gibi içeride dönüyor demiştin. Evet hani aynen bisiklette. Çok güzel doğru. Evet. Tekne turunu şeyin içinde yapıyorlar. Bisikletten devam edelim istersen. Böylece belki bültenimizin çalıştaylar başlıklı kısmına da geçebiliriz. Bisiklet çalıştayı yapılmış ve Mersin'de bisiklet alternatif ulaşım aracı olacakmış. Evet, Büyükşehir Belediyesi iki oturumda oluşan bir çalıştay yapmışlar. Önce sorunlar konuşulmuş, sonra da sorunların çözümü konuşulmuş. Bir ulaşım çalıştayı yapıldı diye hatırlıyorum ben. Dolayısıyla ulaşım çalıştayında yapılmayan ne var burada? Kaldı ki burada gerçekten dahiyane bir çözümler masaya konduysa bu çözümler hangi imkanla hayata geçirecek? Çünkü stratejik plan yapıldı, kabul edildi. Artık bu kentin en azından 2-3 yıllık, yani değiştir revizyona kadar gidecek süreçte yeni bir strateji belirleme şansı yok. O zaman buradaki kararlar nasıl hayata geçirilecek? Ya da o stratejik plandaki kararlar yetersiz mi? Çünkü başka çalıştaylar da var. Ama bu kentte benim sık sık yaşadığım bir sorun var bisikletle. Yine daha önce de konuşmuştuk. Geçen hafta Abdullah Ayan da Twitter'da gündeme getirdi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bisiklet yolu bir bisiklet yolu değil. Tam tersine çok tehlikeli bir yol. Çünkü kaldırımın, yani normal yaya kaldırımı bisiklet yolu olarak işaretlendi yine. Maviye boyanıp üzerine bisiklet resmi çizildi. Şimdi siz orada bisiklete binmeye çalışırsanız orası gölge olduğu için orada yürümeye çalışan yayalarla karşı karşıya geliyorsunuz. Çünkü insanlar doğal olarak betonun üzerinde güneşin altında yürümek istemiyorlar. Kaldırımda yürümek istiyorlar gölgelik alanda. Fakat bisikletle yaya karşı karşıya geldiğinde ne yayanın ne bisikletin kaçacak yeri var. Dolayısıyla ciddi tehdit oluyor. Bir yandan da bunu önlemek için ya da daha da teşvik etmek için sahil tarafında bisiklete binen güvenlik görevlileri bisikletlileri öbür yola teşvik ediyorlar. Ve her seferinde tartışıyoruz. Burada bir kez daha dile getirmek isterim. Orası bisiklet yolu değil. Dolayısıyla ben sahilde bisiklete binmeye devam edeceğim. Kendimi ihbar ediyorum. Ve daha önce vardı, sabırsızlıkla bisikletle girilmez levhasını bekliyorum. Ben onun fotoğrafını çekmiştim. Kocaman zamanında Mezitli tarafından bisikletle girilmez levhası vardı ve o zamanlar bunu paylaşmıştım. Çok büyük ilgi görmüştü. Büyükşehir Belediyesi'nden o tabelayı tekrar koymasını ve bana malzeme vermesi için sabırsızlıkla bekliyorum. Evet.
diğerleri. Bir yandan da tabii belediye bir spor kulübü kurmuş. Çok çok zor bir alana girmiş orası. Kendi spor kulübünü işte Meski Spor'u tasfiye edip yeni bir belediye belediyeye ait bir spor kulübü yapılmış ve ona da 20 branşı varmış bunun ve 50 bin liralık bütçe istenmiş, 100 bine çıkarılmış. Yazık gerçekten. Herkes kendisinin kulübünü kuruyor olması fena, fakat spor alanında çok güzel bir etkinliğe de imza atmış. Bu arada Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler bu hafta iyi çalıştı herhalde. Çalışıyor. Çok konuşuyoruz. Bak, Çalıştay çalışıyor. Yani çalışma kelimesi. Evet, çalışmayı seviyor. Bir de tabii bunda şey de etkili. Bu aralar kentimizde genel merkez adına belediyenin performansını ölçen anketörler, araştırmacılar dolaşıyor. O yüzden böyle bir vites arttırıldı. Ulusal televizyona bile çıkıldı, eğer dikkatinizden kaçmadıysa. Anket dönemlerinde olur böyle. Neyse efendim, Terafa gibi etkinlik Doğan'ın gözünden görme engellileri Merdak'la işbirliği içinde doğaya götürüp doğayı anlatılmış, havayı soluması sağlanmış. Harika bir etkinlik bence. Hem Engeller Haftası'nın arifesinde, Engeller Günü arifesinde, hem bir kulüple ortaklaşa olması açısından bunun da hakkını teslim etmiş olalım. Şimdi benim bugün kestiğim bir haber vardı. Yenikent Merkezi bankaların çekim alanına girmiş. Mezitli Belediyesi'nin Neşet Tarhan'ın kenti yeni bir merkez kazandırma çabası bölgenin sinerjisini arttırdı diye bir haber var. Tabii ki bu Mezitli Belediyesi'nin haber merkezinin bir haberi diye düşünüyoruz. Aslında böyle bir şey yapsak değil mi? Lig, belediyelerin halkla ilişkiler birimlerinin böyle bir ligini yapsak. Kim kaç tane haber yaptırdı? Yaptı bu hafta, yaptırdı. Doğru, yapılabilir. Çünkü başka bir haber olmadığı için onların performansı yerel basının hareketliliğine izin veriyor. Haber şöyle diyor. Kaymakamlık binası inşaatının başladığı eski ağa tesislerinin bulunduğu bölge bankaların ilgi alanına girdi. Vatandaş bundan memnun ve bu bölge böyle yeni kent merkezinde bir mezitli sakini olsun. Olarak yeni kent merkezi çektim senin bir yok. Çekim alanına. Hayır, ben biraz oraya uzaktayım. Ki? Belediyede işin olmazsa yani orada bir otosanayi var. Evet. O kadar. Belediye ve otosanayi var. Evet. Neden? Hani oradaki haberde konusu olan çekim merkezi kimi niye çekiyor acaba, merak ettim. Yani bir kültür merkezi yapılacak bir olacak da şu an daha İnsanlar neyin çekimine kapılıyorlar i̇şte acaba? İşte bu bir yani yapıyoruz haberi işte. Aslında. Hayır ben de irdeliyorum haberi yani. Belki bizde bir eksiklik var canım. Gitmiyor. Müthiş ben çekici bir alan var. Ben birkaç hafta önce gittim. Hobi Bahçesi'nin kirasını ödemeyi. Çekti yani. Ve orada bir ATM eksikliğini hissettin değil mi sen? Çünkü para yatıracaksın, ATM yok. Gerçekten çok hissettim. Evet, demek ki çekim merkezi olduğu için değil, oraya para çekmeye gideceğiz. Öyle bir çekim merkezi kastediyorum. Para çekim merkezi, anladım. Evet. Bak konuşarak buluyoruz işte. Evet, bunu konuşalım mı? Şimdi bence yok, demin Çalıştay kısmını yaptık. Geçtik, Büyükşehir Belediyesi Çalıştaylara da oynuyor. Ama çalış nereye kadar, ne zaman acaba uygulamalarını göreceğiz? Ben bunu merak ediyorum biraz. Çünkü engellerle ilgili zaten çok konuşuldu. Tabii ki Engelliler Haftası olduğu için ayrıca gündeme gelmiş olabilir ama sürekli bir böyle oturup dertleşip sorunları tespit edip hadi yapacağız gibi bir şey süreç olduğunu hissediyorum ama uygulamalarda ne kadar hayata geçecek çalışmalar? Evet, Macit Özcan Spor Tesisleri'nin adı Macit Özcan Çalıştay Merkezi olarak değiştirilebilir herhalde. Çalıştaylar bitmiyor sayın seyirciler. Özel gün ve haftalarda her haftaya uygun bir çalıştay yapma şeyiyle olaysızca dağılmak var ya yani sonuçsuzca çalıştay yapmak. Evet. Şimdi sıradaki haberimiz batık değildir. Ya bakın, biz prensip olarak Mersin Üniversitesi'ni ilgilendiren dair haberleri yapmamaya çalışıyoruz. Hani gıybete girer diye. Ama bu hafta bir basın toplantısı yapılmış sanırım. Ve çok her gazetede vardı. O yüzden atlamama şeyle şu manşeti ben öne çıkarmak istiyorum. Batık değiliz diye bir açıklama yapmış üniversitenin rektörü. Şimdi geçen hafta bir konuda konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Biz Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapmıştı. Kent Konseyi'nin
farklı kesimleri temsil etmesi talebimiz yadırganamaz diye. O zaman demiştik ki demek ki yadırganıyor. Şimdi batık değiliz haberi de aslında demek ki yan giden bir balıktan bahsettiğimizi işaret ediyor. Allah batırmasın efendim sizi. Ama bu batık değiliz ifadesinde de kayyum yok bizim üniversitemizde diyor. Belki de kayyuma ihtiyaç yoktur. Hani kayyum, hani bazıları kendi kendinin kayyumu da olabilirler çünkü. Ve malzeme sıkıntısı varmış ama batık değilmiş. Dolayısıyla Allah kurtarsın diyoruz. Başka yine aynı basın toplantısı içinde galiba kadro var ama nitelikli personel yok açıklamasında bulunmuş. Buna hiçbir yorum yapmıyorum. Hani o nitelikli personeller nereye gittiler acaba güzel gemilere binip. Ama şunu söylemek istiyorum. O açıklamada diyor ki işte akademisyenler yavaş yavaş Mersin'e gelmeye başladılar. Fakat o gelenler Mersin'e gelmiyorlar efendim, Mersin Üniversitesi'ne. Mersin'e geliyorlar. Farz-ı misal Yenişehir Belediyesi erken çocukluk dönemi eğitimi 0-3 yaşta Türkiye'de öncü bir projeye başlıyor ve akademisyenlerle yapıyor bunu. Akademisyenler tabii Mersin'de de bir eğitim fakültesi var fakat Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümü ana bilim dalından geliyor hocalar. Dolayısıyla evet akademisyenler Mersin'e geliyorlar ama üniversiteye kadro talebiyle değil, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgiye ve tecrübeyi sunmak üzere İstanbullardan geliyorlar, proje yapıp dönüyorlar. Ama Allah'tan üniversitemiz batık değil. Allah batırmasın diyelim. Evet şimdi. İlla şey yapacaksın benim. Hoş evet geldiniz. Şimdi küçük bir umut haberiyle devam edelim bence. Mersin'de 4000 adet kuş yuvası asıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke ve MUT Orman İşletme Müdürlüklerince biyolojik mücadele kapsamında 2019 yılı programında bulunan 4000 adet kuş yuvası yaptırılarak Silifke ve MUT Ormanları ağaçları asıldı. Bu çalışma nasıl oluyor? Kuşlarla yapılan biyolojik mücadelede orman ağaçları zararlısı olan kuduk böcekleriyle orman ağaçların ibrelerine zarar veren tırtıllara karşı kuşlar kullanılıyor ve böceklerin zararı azaltılıyor. Doğayla barışık olan biyolojik mücadele ormanlardaki yaban hayatını ve doğal dengeyi korumak adına yoğun bir çalışma temposu sunuyor kuşlara. Bu umut mu haberi ne kadar şey sundun ya? Ne, çok gülerek mi sundun? Hayır evet. Ama ne güzel işte baksana 4000 tane kuş yuvası yapılmış. Bu zaten başlı başına bir haber ve bu da biyolojik mücadele amacıyla yapılmış. Bu da daha güzel bir haber. Orman Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün umut performansı beğenilmedi. Pazar günleri sen işte dün çok mesai yaptın ondan oldu. Olabilir olabilir. Bütün gün harita yaptın. Şimdi sırada Seyfi Alanya'nın hayatı kitap oldu haberi var. Efsane spor adamı Seyfi Alanya'nın yaşamıyla ilgili Mersinli gazeteci Kemal İsteğ'in kaleme aldığı kitap Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı. Programda Ulaş'ın sıkça andığı bir isim Seyfi Alanya ve Mersin. Harika. Mersin bak haberde ne kadar güzel boyutları var. Yani bir kentin bir tarihi bir figürünün hayatının kitaplaşması ve bunun kim tarafından yapılması? Mersin Büyükşehir Belediyesi evet. Kültür Yayınları. Evet, evet. Böyle bir yayın olduğunu biliyor muydunuz? Evet evet öğrenmiştik. Geçen sene vardı. Hiçbir evet. Sayfasını açıp bakasımız gelmemişti. Ama böyle bir yayına imza atıyor olması şahane bir haber. Tabii bunun şöyle bir eksikliği var. Malum geçen hafta duyurmuştuk. Bir kitap fuarına ev sahipliği yaptık. Bir hafta boyuncaki gazetelerde bir tane kitap fuarı haberine rastladık mı? Hayır. Rastlamadık. Niye böyle oldu? En azından Seyfi Alanya'nın kitabıyla ilgili bir etkinlik yapılamaz mıydı? Ben biliyorum bir takım gazetecilerin, yazarların etkinlikleri oldu veya dışarıdan gelenler oldu. Biriyle bile bir söyleşi yapılamadı mı, röportaj yapılamadı mı? Yani bu kentin, bu kentte kitap fuarı sadece gidip kitap almak, kitap alışverişi olan bir şey olsa zaten kendi kitapçılarımız var. Daha ucuz almak istiyorsanız internet var. Bir kitap fuarı aynı zamanda kitabın konuşulduğu, kentin gündemine geldiği bir vesile olması lazım. Ama şu bir hafta boyunca, 10 gün boyunca bir tane haber yapılmamış olması, şunun bile o bağlamda ele alınmamış olmasını üzülerek. Kitap fuarının kendi sitesinde de bir program yoktu. Yani
şey, hani şu saatte burada bu imza vesaire gibi bir program elimize geçmedi. Ama bu annem dün gitti, bir sürü etki söyleşi varmış. Evet ama hani bu beyan edilmedi. Ne yerel basında. Nasıl anneme vahiy mi geldi yani? Malum mu oldu anneme gibi yerlerde paylaşılmış da olabilir. Basın değil o yerler. Tamam, basın sosyal değil. Sosyal medya. Evet. Annemin sosyal medya hesabını. O zaman anneni program kadromuza ekliyoruz bence. Nigar teyze, bekliyoruz sizi. Ve bu bol rakamlı haberi sen değerlendirmek ister misin acaba? Şöyle olmuş. Rakamlarda barışık bir insan olmadığım için. Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz verdiğim sözü tuttuk diye billboardlara çıkmıştı. Neydi o sözlerden biri? Suda %10 indirimdi. Büyük büyük yazılmıştı. Şimdi geri alındı. Bunda bir çelişki yok çünkü vaat indirim yapacağımdı. İndirim yaptıktan sonra diye bir söz verilmemişti. Dolayısıyla indirimi yaptınız mı? Yaptık. Ondan sonra zam yapılabilir mi? Bence mantıki açıdan tutarsızlık yok bunda. Gördüğünüz gibi indirilebiliyor ve çıkarılabiliyor. Evet. Pratiğiydi sanırım. Evet, yani %10 indirim yapılmıştı. 6 ayın sonunda %30'a yakın bir yani farklı tüketim marjlarında bir şey geleceği belli. Gerçekten de zaten en azından batı arıtmanın ne kadar maliyetli olduğunu hasbelkader bilen birisi olarak indirim yapacak imkana sahip olmadığını ben tahmin ediyordum. Ama söz tutuldu. Bundan sonra özgürsünüz efendim. Ve Mersin Nefes istiyor. Projesi başlıyor. Ben bazen projeleri anlamakta, kafamda bütünleştirmekte, nerede ne oluyor çözmekte zorlanıyorum. Ama bugün öğrendim ki kesin olarak Mersin Millet Bahçesi'ne kavuşuyor. Ve onun beraberinde ta şeye kadar değil mi? Aqua Park'ın oraya kadar mı? Evet, alan. Bütün o alanda yani Millet Bahçesi aslında söz konusu olan ama Millet Bahçesi Yenişehir Belediyesi sınırlarında kaldığı için onu biraz daha uzatarak başka belediyelerin de bundan nasiplenmesi, tabii sen gördün mü billboardlarda, evet, koca gördüm. Koca billboardlarda. Lütfi Elvan ve Mustafa Gültak imzalı. Mustafa, evet. Lütfi Elvan niye imzalıyor? Yani bak işte sözler vermiş, hayır, ne kadar heyecanlı oldukları, evet, evet, yazıyorlar. Ama hayır yani bu bir yerel proje. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor olsa, bunu TOKİ yapacak olsa, onlarla ilgili birimler çıkıp da biz de bunun müdahiliyiz deyse, ama Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak hani para bende mesajımı veriliyor. İlginçti. Ben Lütfi Elvan'ın imzasını gördüğümde şaşırdım billboardlarda. Ama esasında başlayan Millet Bahçesi, yani eski stat alanında yapılacak olan çalışma, fakat orası Yenişehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olduğu için bunun hükümet partisinin yönetmesi vesilesiyle alanın şantiyesi eski Aqua Park'ta kurulacak sanırım. Hı hı. Ve o bizim geçen sene tartıştığımız proje yarışmasındaki fikirlerden ortaya bir karışık yapılmış. Hı hı. Hani o projenin bir kısmı, bu projenin bir kısmı şeklinde. İşte Millet Bahçesi ile başlayıp Tevfik Sarıgür eski stadının oradan karşıda kışla alanına, oradan biraz daha orada evinin arkasındaki yarım adaya kadar uzanan ve Mesiyat'ın geçen sene Mersin Nefes istiyor geçen aylarda olarak lanse ettiği projenin hayata geçeceği 2020 yılında birlikte milletçe çimebileceği, ne denir oraya, piknik yapabileceğimiz herhalde. Ne yapayım, Millet Bahçesi'nde ne yapar ki acaba? Gezeceğiz, Millet Bahçesi. Turistler gelebilecek mi mesela? Yani onlar kesinlikle bence bu tam da bu sebeple turizm merkezi olacak. Ama o zaman millet hangi millet olduğu şey değil. Milletler Bahçesi. Milletler Birleşmiş Bahçesi. Milletler Bahçesi. Kent ormanımızı da istiyoruz. Buradan yine o zaman internasyonel bir habere geçelim. Dünyaca ünlü şefler Tarsus'ta buluştu. Ama şunu anlamadım bak. İstanbul'da bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gastronomi Konferansı öncesi etkinlikte yer alan dünyaca ünlü şefler Tarsus'u ziyaret ederek yöresel lezzetleri tattı. Acaba o zamana kadar ili il gezip lezzet mi tadacaklar? Hayır. Tarsus'ta olmalarının bir sebebi var mı? Logo yapmaya geldiler.
Belki iki tantinili ayran yapıp bir logo yaparız. Bak, biz de yolumuzu buluruz, karnımızı doyururuz. Konferans öncesi konuk şehirlerden olan Tarsus'u ziyaret eden yaklaşık 40 kişilik şef ekibi. Hayır ama onlar işte bu Mersin'de telif ödemelerinin yemekle yapıldığını öğrenince burayı onun enteresan şeyler ziyaret etmiş olabilirler. Bir de hani işin şakası bir tarafa Tarsus Slow Food ağına giriyor. Yani büyük bir gastronomik açıdan çok hem organikliği hem lezzeti gastronomik açıdan büyük bir ağ olan Slow Food sakin yemek ağına girdiği için orası önemli bir destinasyon olmuştur. Tabii geldiklerinde kongre sırasında eğer bir takım logolarda tasarladılarsa Vali Bey'in himayesi anlaşılan valiliğe bir logo, Tarsus Belediyesi'ne bir logo yaparlarsa onlar da tabii Tarsus'ta muhtemelen tantuni ile ayran değil de belki fındık, lahmacun, humus olabilir. Kireçte kabak olabilir. İşte sabah sabah bu evet haberi ya. Konuşmanın verdiği işte açıcılığıyla gazla devam ediyor. Eski günlerini arayan bir Mersin. Bir kötü haberle gidiyoruz ya. İnan yurdu haberimiz var sırada. Ne yazık ki bak bu gelişmeleri takip edemedik biz ama ben bir ara ismi bile yakalayamadım. Yani şeyi çıkamamış bir üst lige yani süper amatör lige bile çıkamamış anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla eski günlerimizi arıyormuş. Mersin İdman Yurdu, İçer İdman Yurdu olarak devam ediyor bu arada. Hani bir sürü İdman Yurdu ismi görebilirsiniz. Bunlardan İçer olan Mersin İdman Yurdu'nun yeni adı. Şimdi sırada şey var. Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreşi açılıyormuş. Bu belediye başkanının söz verdiği projelerden bir tanesi. Onun 15 Aralık Pazar günü açılacağı haberi var. Sence hangi? Mesela şimdi çok güzel bir iş yapılıyor. Hı hı. Seher Togo isim veriliyor kreşe. Ama bu Seher Togo kim mesela? Onu merak ediyorum ben. Ya da mesela geçen yine Yenişehir Belediyesi bir ambulans hediye etmiş. 300 bin liralık bir ambulans gördün mü onu? Fotoğrafını gördüm. Şey yani gazetede var mıydı? Vardı. Evet. Yani bir ambulans hediye ediyor. Düşünsenize hayırseverliği. Onun adına da bir şeyler yapılması planlanıyor sanırım. Ama bu isimlerin hani sadece Seher Togo kim acaba? Onu yok. Onu merak ediyoruz. Evet. Bunu geçiyorum. Büyükşehir'de işçi çıkarmalar devam edecek. Evet. Döneminde bir kanun hükmünde kararname ile bütün taşeron işçiler biliyorsunuz kadroya alınmışlardı. Belediyeler bunun için personel şirketleri kurmuşlardı. Dolayısıyla eskiden belediyeden sonra sadece müteahhiti değiştirerek bütün işçileri değiştirebiliyordu. Hatırlarsanız Büyükşehir Belediyesi el değiştirdiğinde kitlesel olarak işçiler işsiz kalmıştı. Şimdi bu taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle böyle peyderpey yapmak durumunda. Şu ana kadar 300 kişi çıkarmış. 9700 kişi içerisinde ne yazık ki belediyelerin şu anda sadece partili oldukları için gelenler de bundan sonraki seçimlerde aynı sonucu yaşayabilirler ne yazık ki. Sırada geçen hafta okuduğumuz bu haftada sonucuyla böyle hafif bir gülümseten bir haberimiz var. Durdu teyze vardı. Toroslar Belediyesi'nin tenis kursuna torunuyla beraber giden 67 yaşındaki Durdu Dale. Hani her yaşta spor yapılabileceğini söylemişti. Haberin içeriğinde bu yer alıyordu. Durdu teyzeye en büyük hayallerinden birinin Hülya Avşar'la maç yapmak olduğunu açıklamıştı. Hülya Avşar'ın menajeri boş durmamış. Hemen Durdu teyzeye ulaşıp 8 Aralık'taki tenis turnuvasına davet etmiş. Durdu teyze 8 Aralık'ta tenis maçı yapacak. Bunu da haberlerden öğrendik. Hülya Avşar hala tenis oynuyormuş demek. Evet. Ne güzel. Evet. Ben Durdu teyzenin favori görüyorum. Maçı takip edeceğim ben de. Evet. Sırada etkinlik haberlerimiz var. Bugün 2 Aralık Pazartesi Atatürk Evi'nde Mersin Devlet Opera Balesi'nin şan konseri var. Saat 2'de. Ücretsiz bir konser bu. Miras topluluğu saat 8'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnede olacak. Kültürhane'de bugün film günü. Evet, Acemi Kasaplar adlı
filmimiz var. Danimarka bu hafta. Dünyayı dolaştık ha bu arada da kültürhanede sinema üzerinden. Anders Thomas Jensen'ın yönettiği Acemi Kasaplar keyifli ve sonrasında da Danimarka sinemasına ve yönetmene dair bir tartışmanın izleyeceği hoş bir etkinlik olacak. Yarın için benim yazdığım bir etkinlik yok kültürhanede. Biz Dünya Engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sevgili dostumuz Alper Tolga Akkuş çok kıymetli bir konuğu ağırlıyor. Sevgili Selcan Kankul, kendisi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Selebral Palsi Farkındalık Grubu üyesi. Dolayısıyla işin sorunun temel muhataplarından farklı biçimlerde iki dostumuz engellilerin Türkiye'deki durumu, sorunları, yapılanlar ve yapılamayanlar üzerine bir sohbet yapacak yarın 7'de Salı günü. 4 Aralık Çarşamba Maşe ile Kocay'ı sahnede saat 10'da, 2'de ve akşam 7'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu çocuklara yönelik bir etkinlik. Var mı çarşamba? Yok biz. 5 Aralık Perşembe günü Gölge ve Yansıma başlıklı fotoğraf gösterisi. Daha doğrusu Gölge ve Yansıma adlı fotoğraf sergisi başlıyor. Mersin Fotoğraf Derneği ve Trabzon Fotoğraf Evi ortak işbirliğiyle hayata geçiyor bu. Saat 7'de Trabzon Fotoğraf Derneği üyesi Ahmet Bülent Tan'ın ise 7 renk kaç karlar gösterisi var, fotoğraf gösterisi. Bu da açılışta yapılan bir etkinlik, serginin açılışında. 6 Aralık. Yok, bizde cumartesi pazara kadar. Evet, 7 Aralık cumartesi oluyor o zaman. Ercan Kesal'ın imza günü var Sokak Kitabevi'nde saat 4'te. Büyük Ev Avluka'da grubu saat 9'da Jolly Joker'de. Gülsün Onay'ın senfonik konseri Mersin Devlet Opera Balesi ile beraber saat 8'de Kültür Merkezi salonunda. Ve İçel Sanat Kulübü Tiyatro Topluluğu'nun Ayı adlı oyunu İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı salonunda izlenebilir. Hafta sonu Hafıza-i Şehir buluşmalarının son etkinliğini yapacağız. Bu hafta en başta söylediğimiz gibi harita çalışması yapmıştık. Gelecek hafta nitel analiz eğitimi olacak. Sevgili arkadaşımız, hocamız Mustafa Kemal Coşkun Ankara'dan Max QDA nitel analiz programı eğitim vermek üzere aramızda olacak. Cumartesi pazar sürecek bu etkinliğe. kulturhane@kulturhane.org adresine mail atarak kayıt olmanızı bekliyoruz. Mustafa Kemal'i yakalamışken pazar günü de bir barışın ekolojisi sohbeti yapacağız. Pazar günü saat 18'de sınıf ve kültür, burjuvazinin viskisi, işçinin birası başlıklı bir sunuş olacak. Cumartesi günü de sevgili psikiyatri hocalarımız sinema ve psikiyatri üzerine kadınsılık temasıyla bir film izleyip filmin üzerinden psikiyatrik açıdan bu temayı birlikte tartışacağız. Onun duyurusunu da iki vakte kadar yapacağız. Pazar günü için bir etkinlik not etmemişim ben. Fakat 3 tane sergi haberimiz var. Kadın Emeği Kolektifi'nin Uçuyor Bunlar başlıklı fotoğraf sergisi Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda. Bazar Kafede Dünyanın Renkleri sergisi 7 Aralık'a kadar devam ediyor. Ticaret ve Sanayi Odası'nda ise Orçun Çadırcı'nın Ödünç İmgeler sergisi 18 Aralık'a kadar devam ediyor. Böyle bu hafta Mersin'de bunlar var. Evet, bu hafta Mersin'de bunlar oldu ve bu hafta Mersin'de bunlar olacak. Gelecek hafta görüşelim. Bu vesileyle bu Facebook'tan canlı yayınladığımız Viva Mersin'i ve diğer kültürhane etkinliklerini YouTube sayfasına koyduğumuzu, oradan her zaman ulaşabileceğinizi duyurmak da isteriz. Böylelikle belli temaları toplu halde bulma imkanına sahipsiniz. Facebook'ta aşağılara inerek aramaktansa Viva Mersin kayıtları belli bir yerde, işte Barış'ın ekolojisi kayıtları belli bir yerde, Engin Hoca'nın müziği anlamak kayıtları bir yerde. Dolayısıyla YouTube kanalımıza da abone olmanızı tavsiye ederiz. Madem iletişimle ilgili haber veriyoruz, o zaman şeyi de söyleyelim. Buranın telefon numarasını telefonunuza kaydederseniz ve mesaj atarsanız kültürhanenin etkinlikleri telefonunuza da gelir. Numaramız kaçtı ama tabii onu hatırlamıyorum. 543 423 42 63. Evet.
Yani 0-543-423 hane Amerika'da yaparsanız endişelenmeyin. O bir WhatsApp grubu değil, bir bilgilendirme attı. Dolayısıyla mesela cuma günleri mesaj trafiği artmıyor. Özel günlerde mesaj trafiği artmıyor. Sadece etkinlikten bir gün önce genelde biz bir hatırlatma mesajı atıyoruz. Ona cevap verenlerin cevapları da sadece o telefona geri gidiyor. Sizi rahatsız etmiyor. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşçakalın.